Motor dedik başladık. İyi günler ne şeyinde konuşacağız? Motorumuz asgari ücret. Maşallah 17. Asgari ücret 7,5 lira alıyorum ben. Emekliyim. Kiracıyım. 7-8 lira kira veriyorum. Bir oğlum var evlenecek. Nişanlı evlenemiyor. Evlendir. Evlendiremiyorum. Gücüm yetmiyor. 400 lira para lazım. Nasıl yapacağız? Kiracıyım. Oğlum çalışıyor ama asgari ücret 17 aldı ama ben 7,5 alıyorum. Kira nasıl yetecek? Oğlumu ne vereceğim? Yani ben şeyden TRT televizyon şeyden ayrılma. İstanbul Film Ajansı'na Fatih Aksoy'un elemanıyım ben. Evet. Biliyor musun? Tanıyor musun Fatih Aksoy'u? Ondan beraber Beyoğlu'nda İstanbul Film Ajansı'nda görevliydim. O zamanlar çok iyiydi. Maaşımız da güzeldi. Ama şimdi Fatih Aksoy başladı. Ayrıldık. Patronumuz rahmetli oldu. Dağıldı şirket. Ben ayrıldım. Geldim Sultanbeyli'ne. Duman oldum. Duman oldum. Duman oldum. Duman oldum, duman oldum. Ya. Kör kuyu da heder oldum. Evet. Kiracıyım. Zor geçiniyoruz. Yani. Kime gönül vermiştiniz seçimde? Valla takip ediyoruz. Bakalım kim hayırlıysa ona vereceğiz. 28 Mayıs'ta oyunuzu kime verdiniz? Vermedik daha. Vereceğiz. Yok, son Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Ha, Cumhurbaşkanı seçiminde Cumhurbaşkanı'na verdik ya. Kime verdik? Pişman mısın? Yok, pişman da değilim. Pişman değilsin. Değilim. Yani en azından babası, oğlu babasına bakmıyor. Babasının verilmiş olduğu devlet maaşından ekmek parasını alıyor. Evet. Yani böyle bir şey olmaz. Annesine bakan yok. Ve onlara yaşlılık maaşı. Pişman değilsin. Değilim. Allah'a şükürler olsun. İyiyim. Erdoğan'a oy verdiğin için pişman değilsin. Ya Erdoğan'a oy verdi. Şimdi şu anda kim hayırlı olursa bakacağız. Duracağız duruma göre. 6-7 tane oyumuz var, ona vereceğiz. Eyvallah. Abi teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben kameramanımı alıp kaçayım. Tamam. Güle güle. Efendim 17.002 lira oldu asgari ücret. Hı hı. Memnun musunuz? Yani ben asgari ücret çalışmıyorum ama herhalde insanlar için iyi olur. Bir şey diyemiyorum yani. Yeter mi Sultanbeyli'de yaşayan bir adam işine? Yani yetmez ama şimdi ülke olarak da devletin yapabileceği çok bir şey yok işin gerçeği. Evet. Doğru mu şimdi? Samimi konuşmak gerekirse. Lütfen konuşun, samimi konuşun. Hayır, beraber zaten karşı konuşuyoruz. Acaba İngiltere'de bir asgari ücretli rahat rahat geçinebiliyor mudur? Tabii muhtemelen. Orada devletin yapabileceği bir şey varken bizde niye yok? Yani hayat şartları oradakiyle buradaki illaki biri değil. Sonuçta orası birazcık daha gelişmiş bir ülke. Biz niye gelişemedik efendim? Savaşlar, terör diyelim mi? Sadece terör mü? Yani her şey var tabii burada. Öyle söyleyeyim. Terörden dolayı gelişemedik. Ya hem terör hem savaş tabii yani bir sürü sebepleri var bunun da. İngiltere 2. Dünya Savaşı'na girdi. Biz Türkiye, girmedik. Ya biz de girdik. Biz de şu olarak biz de içerisindeydik. Evet. Savaştan dolayı gelişemedik. Belediye seçimlerinde oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Yani şu an adaylar belli değil. Parti olarak düşündüğünüz var. Parti olarak burada söylemem pek hoş olmaz. Çünkü ben esnafım, öyle söyleyeyim. Evet, teşekkür ederim. Amcaya soralım. Merhaba, nasılsınız? İyiyiz. Efendim, asgari ücret 17 bin lira oldu. Biz SGK emeklileri yani üvey evladı memurlar arasında bundan sonra zam var. Siz emekli misiniz? Emekliyim. Üvey evlat olduğunuzu mu düşündünüz? Tabii, SGK'da üvey emekliyim. Hiçbir partiye oy vermiyorum. Son seçimi kime verdi? Hiç kimseye vermiyorum daha. Nasıl emeklinin durumu? Ben memnun değilim ki emeği. Yalnız mı yaşıyorsun? Eşim var. Yenge hanım ve sizde bir emekli maaşı yetmiyor. Yetmiyor tabii. 300 lira peynir. Neden yesin? Patates kilosu 25. Gezme tozma, arada bir lokantaya git. Yok canım, nerede öyle bizde. Kırmızı et. Balık. Senede sen bir kurban eti yok işte, onu da 50 veriyorsun. Tulum peyniri. Mezgit. Bunları biz görmüyoruz. Pirzola. Kaju. Hiçbir şey yemiyorsun. Ya yetmez ki 7500'den kime yetecek ya? Efendim teşekkür ederim. Ya vermiyorum, hiçbir partiye vermiyorum bundan sonra. Eyvallah. Kim kazanırsa kazansın ama. Tralla çekiyor. Evet. 17.002 lira oldu. Memnun musunuz? Çok. Ne demesin? Maşallah. Valla çok memnunuz. Bir görsen. Ne yapıyorsunuz maaşınızdan arta kalan kısmı? Aa, şeye dağıtacağız. Devlete bağış yapacağız. O çok güzel. Evet. Arada Maldivler tatiline gidin. Oo, güzelmiş. Evet. Efendim son sorumuz. Çocuk kaç tane var? 5. Ve maşallah. Son seçimde oyunuzu kime verdiniz? Vermez olaydım. Kime verdin? AK Parti'ye verdim. Ne zaman pişman oldun? Seçimden sonraki o şeyleri 7,5 milyara milleti şey yaptı ya, mahkum etti ya. Evet. Ondan sonra pişman oldum. Bugünkü aklın olsa verir miydin? Vermem. Kılıçdaroğlu'na verir miydin? Hiçbirine vermeyeceğim. Gerçekten. Belediye seçimlerine kime vereceksin? Onu düşüneceğim. Şimdi adaylar belli değil. Adaylar bir çıksın. Düşüneceğim.
Asla vermez mi? Vermem. Efendim sizi gördük, daha iyi olduk. Sağ olun. 17.002 lira oldu asgari ücret. 30.000 de olsa boş. Ne demek boş? Evet. Bir bardak çay 25 lira. Bir ekmek 10 liraya çıktı. Artık nasıl anlatayım ki? İstediğin gibi anlat. Ondan sonra bir gömlek alsan en kötü gömlek 5 lira. Hangisi var? Et 500 lirayı buldu. Yani 17.000 lira markete girsen her şey alayım dersen biter orada. Bunun kira 10.000 liradan 15'e çıktı. 5.000 lira kira 10 lira çıktı. 10.000'e çıktı. Nasıl olacak yani? Ama beyefendiler kendiler orada 200-220.000 lira alıyor. Bizim 7.500 lira 8.000 lira alıyor. Ondan bir gün geçinsinler, bir ay geçinsinler ben maaşımı onlara vereceğim. Bir ay geçsinler o 7.500 lira 10.000 lira her neyse. Onlara vereceğim maaş istemiyorum. 8.000 lira 8.500 lira alıyoruz 10.000 lira kira. Torunumuz var, çocuğumuz var, bir kiramız var. Nasıl olacak? Ama yukarıdakiler üflerken mangalda kül bırakmıyor. 8.500 lira vatandaş nasıl geçinsin? Soruyorum size. İşinizi sıkın, hainlik yapmayın diyenler oluyor. Evet ama biraz da onlar dişini sıksın. Hep bir sıktık sıka sıka şeyde kalmadı kenar. Son seçimde oyunuzu kime verdin? Valla ben Atatürkçü bir adamı Halk Partisi'ne verdim. Yine de oraya vereceğim. En azından muhalefet dile getiriyor bazı şeyleri. Çevrenizde komşularınız var mı AK Parti'ye veren? Çok, çok. Pişmanlar mı? Valla onu onlara sorun artık. Tabii ki pişman olan da var. Halen ona reisi sevenler de var. Sultanbeyli'de ekmek 100 lira olsa evet. Birinci parti kim çıkar? Vallahi yine bura çıkar. Ben öyle. Ekmek 200 lira olsa. Ben ne diyeyim artık? Çünkü bura belirli bir şey yani. Belirli bir şey. Belirli buraya. Yani. Bir Sultanbeyli halka acıkmıyor mu? Bence acıkmıyor. Yani halk burayı bir defa tutturmuş o yolu gidiyor. Öyle gidiyor. Gidiyor. Efendim asgari ücret 17.002 lira oldu. 17.002 lira. İyi. Yeterli mi? Yetmez. Kaç para olsun isterdin? 25 olsun isterdim. Siz ne iş yapıyorsunuz? Gelininizle kalın. Ben ev hanımıyım. Çocuklarıma bakıyorum. Eşiniz? Biz ayrıldık. Ayrıldık. En iyisi. Öyle. Efendim son seçimde kime oy verdin? Ben vallahi hatırlamıyorum. Kim oy verdiğinizi hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum. Maşallah. Önümüzdeki seçimde belediye seçimlerinde kim oy verecek? Vallahi düşüneceğim. Bende kalsın. Bende kalsın. Teşekkür ederim. Ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sorumuz var. Amca merhabalar. Merhaba. Kim bu hanımefendi? Eşim. O, hiç dinlemedi bizi. O dinlemez. Buyurun bir diyecek. Seni de mi dinlemiyor? Beni dinliyor. Ha, seni dinliyor. Evet. Efendim 17.002 lira oldu asgari ücret. 17.002 lira oldu. Çok az. Az diyorsun. Az. Bir de emeklilere de %39, 38 mi 37 verdi. Çok az. Ben emekliyim. Yetmiyor mu? Perişan edecek yani bu gidişler. Ev kira mı? Ev kendimin ama. Allah'tan. Allah'tan. Nasıl yani geçineceğimizi ben bilmiyorum. Şaşırmış kalmış. Emekli et yiyemiyor mu? Et yiyemiyoruz abi. Yumurtadan yumurta başka yemişsin. Bir şey. Bol bol yumurta yersin. Yumurta yiyeceğiz. Başka yapacak bir şey yok. Sucuk. Sucuğa nasıl gidişler mi Allah aşkına? Olmaz mı? Mümkün değil. Hadi Allah'a emanet ol. Allah'a emanet. Son seçimde oyu kime verdin? Eşim gitti. Son seçimde oyu kime vermiştin? Son seçimde oyunu söyleyemem. Onlar gizli, o bende kalsın yani. Belediye seçiminde oyunu kime vereceksin? Belediye seçiminde oyunu o da bende kalsın. Niye soruyorsun böyle? Bu sorular nasıl? Bizi videoların altında diyorlar amcaya sor. Madem şikayetçi kime oy verdi diyorlar. Kime oy vereceğimi zaten şu şey gösteriyor. Şu gidişat gösteriyor. Gidişat gösteriyor. Şu gidişata göre oy vereceğimi düşünerek vereceğim. Eyvallah teşekkür ederim. Haydi Allah'a emanet olun.